Takas Bank sunar. Evet değerli izleyenler, 13 Eylül Cuma haftanın son işlem günündeyiz. Tabii ki oldukça yoğun bir hafta geçirdik. Kritik kararlar aldık, peş peşe açıklamalar takip ettik. Tabii ki bunların da fiyatlar üstüne yakınsamaları haliyle fazla oldu. Biz de hafta boyunca piyasaların uzman ismiyle Cenk Akyoldaş'la birlikte tüm bu süreci tabii ki takip ediyor olduk. Dün de baktığımızda tabii ki ECB'nin faiz kararını karşılamış olduk. İstihdam rakamları sonrasında Amerika tarafından karşıladığımız istihdam rakamları sonrasında dün haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve yine bir yanda tabii ki ECB'nin faiz kararını aldık. Ve baktığımızda Avrupa Merkez Bankası refinansman faizini 60 bas puan indirerek %4.25'ten 3.65'e, mevduat faizini ise %3.75'ten 3.5'e ve yine marjinal faizi %4.5'ten 4.25'e indirmiş oldu. Tabii ki tüm bu gelişmeler ne yönde gerçekleşti? Uzman isme soralım, Cenk Akyoldaş'a. Günaydınlar Cenk Bey, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Dün biliyorsun hem Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyorduk hem de aynı zamanda işte Amerika'dan ÜFE verisiyle haftalık işsizlik maaşı başvurunu takip etmiştik. Avrupa Merkez Bankası beklentiler dahilinde 25 bas puanlık bir faiz indirime gitti manşet tarafta. Politika faizi tarafında, dediğin gibi borç verme tarafında da faizler de aşağı yönlere biz onu yaptığını gördük. Esas biliyorsun hikaye daha sonrasında Lagarde'ın yapmış olduğu basın toplantısı. Basın toplantısında baktığımız zaman Lagarde aşağı yönlü risklerin devam ettiğini, büyüme yönünde endişeler olduğunu vurguladı. Buna bağlı olarak da Euro bölgesinde aşağı yönlü revizyonlara gittiler büyüme noktasında. 0.9'dan 0.8'e 2024 yılı büyümesi çekildiğini gördük. Yine 2025 tahmini %1.3'e, yine 2026 tahmininde %1.5'a düşürdüklerini gördük. Enflasyon tarafında ise baktığımızda 2024 ortalama enflasyonun %2.5'te kalması, 2025'te %2'ye hedefe inmesi, 2026'da %1.9'a kadar inmesi beklendiğini vurguladı. Bundan sonraki süreçte artık merkez bankalarının faiz kararlarının bir şekilde piyasanın etkilenmeye devam edeceğini görüyoruz. Evet. Bu sabah geldiğimizde Japonya tarafında yende değerlenmenin devam ettiğini görüyoruz. 140 seviyesine geldi. 28 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyeye çıkmış oldu yenin değeri. Dolar karşısında. Bu da dikkat çekici bir unsur. Yine piyasa adına önemli verilerden biri olma potansiyeli içerdiğini belirtelim. Yani girdi açısından baktığımız zaman. Dün ABD'de ÜFE verisi açıklandı. 0.2'lik bir rakam geldi. Beklentileri biraz aştığını gördük. Yıllık bazda %1.7 ile yine beklentilerle paralel bir rakamla karşı karşıya olduğumuzu söylemek mümkün. Burada da şunu söylemek lazım. Çekirdek taraftaki seyre de baktığımızda çekirdekte de 3.2'lik bir rakam geldi. Hatırlarsan geçtiğimiz çarşamba günü orada bir yapışkanlığın devam ettiğini görmüştük. Enflasyon tarafında böyle özellikle çekirdek tarafta biraz sıkıntının ortada kalmaya devam ettiğini söylemek mümkün. Bu da ileriye yönelik nasıl bir agresif fiyatlama gelebilecek yani. Faiz indirimlerinin boyutunu bize gösterecek birazcık da. Dün itibariyle baktığımızda IMF'den, Fitch'ten, yine New York eski Fed başkanından Fed'in faiz indirimlerine yönelik söylemleri vardı. Fitch biraz daha ılımlı bir patikada hareket etmesini bekledikleri bir Fed'den bahsediyorlar. IMF faiz indirimleri için döngünün başlangıcı için iyi bir zamanlama olduğunu söylüyor. Öte yandan da demin belirttiğim gibi New York Fed Başkanı tarafından yapılan açıklamada da ileri yönelik beklentilerde Dudley başlangıç olarak 50 bas puanla başlamak için bir fırsat olduğunu düşündüğünü belirtti. Bakalım bazı kez ikiye bölünmüş vaziyette sanki kamuoyunu 50 bas puanı bir şekilde ikna etmeye çalışan bir piyasa var. Önden Merkez Bankası'nın sanki sinyali o şekilde geliyor örtülü taraftan. Piyasa beklentisi ama şu an için %85 ihtimalle 25 bas puanı fiyatlar nitelikte. Belki işte diğer piyasa aktörleriyle bunu dillendirerek işte yatırım bankaları tarafından, Morgan'dan, Goldman'dan gelen açıklamalar 50 bas puanlık faiz indirimi. İşte Dudley'den yine 50 bas puanlık faiz indirimi. Çünkü piyasa biliyorsun 50 bas puanlık faiz indirimi agresif bir faiz indirimi olarak başlama olarak görüyor şu an için. Böyle bir olgu olursa bizim bilmediğimiz bir şey var mı
acaba endişesine sahip olabilir korkusundan dolayı. Belki marketingi bu şekilde yaparak hareket etmeye de çalışıyor olabilirler. Bakalım, bir şey kalmadı. Önümüzdeki hafta çarşamba günü göreceğiz. Daha sonrasındaki Powell'ın açıklamaları soru cevap kısmında neden bu kararların bu şekilde alındığı. İleri yönelik patikada işte biliyorsun bu sene totalde yıla başlarken 160 bas puanlık bir faiz indirimi beklentisi vardı. Şu an geldiğimiz nokta 125 bas puanlık bir faiz indiriminin hala masada kaldığını gösteriyor. İşte 25 başladıktan sonra 50-50 faiz indirim yapar mı? İşte yani bu nasıl olacak? Önümüzdeki günlerin temel sorusu olmaya devam edecek diyelim. Peki öyleyse şimdi tüm bu kritik gelişmelerin ardından, bu değerli yorumun ardından son fiyatlamalar noktasında nasıl bir seyir izleniyor Cenk Bey? Sonunda biliyorsun bu haftaki yorumlarımızda şundan bahsediyorduk. 2530-2480 bandında sıkışan altın dördüncü kez 2430'u zorluyor. Bu seferki gidişinde artık burayı geçme potansiyeli olduğunu düşünüyorduk. Geçtik. Yukarı doğru bir ataklanma var. 2560 seviyesinde üzerine attı. 2570'e dayanmış vaziyette olduğunu söyleyelim. 2570 önemli noktalardan biri. Birazdan teknik açıdan değerlendirmeye çalışırız. Bu arada gümüş tarafı da 30 dolara geldi, dayandı. O 29 sınırını aşınca bir anda agresif fiyatlama geldi. Şöyle söylemek lazım. Çin tarafından dün yapılan açıklamalarda işte bir şekilde büyümenin tekrardan alevlendirilmesi yönelik Xi Jinping'den tarafından açıklamalar geldi. Buna paralel işte MPI tarafında bugün bir hareketlenmenin olduğunu görüyoruz. Bunda da işte Çin'in büyümesi demek, emtia talebi demek. İşte buna yönelik söylemleri fiyatlamaya çalışan, o sıkışıklıktan kurtulan, işte altın da zirveye kırınca bu da burayı yukarı taşımış oldu. Eğer geçemeseydi 2430'lardan, o zaman biz 29 dolarları üst sınır olarak görecektik. Bunu fırsata çevirmiş bir gümüşle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Sıkışmadan çıktı diyelim. Paladyum tarafı, platin tarafı 1000 dolar sınırının üzerinde hareket eden bir paladyum görüyoruz. Platinin 985 dolarlarda olduğunu söylemek mümkün. Amerikan tipi ham petrol ve Brent tarafında da bir toparlanma var. Dip seviyelerden 8 günlük ortalamalara doğru bir ataklanma geldi. Brent petrolde 72,5 dolardayız. Amerikan tipi ham petrolde de 69,5'lara kadar geldiğimizi görüyoruz. Çin tarafındaki ufak bir söylem bile büyümeye destek şeklindeki hikaye bir şekilde emtia tarafına talebi canlandırmaya yetmiş vaziyette olduğunu görüyoruz. Çünkü oldukça dip seviyelerde bir emtia piyasası fiyatlaması olduğunu söylemek mümkün. Peki Cenk Bey, şimdi bu emtia endeksi tarafındaki son fiyatlamalar noktamıza baktık. 10 yıllık tahvil üzerine bakacak olursak, önceki değerli izleyenler, bu tarafta kademe kademe eğilimin hala da aşağı yönlü devam ettiğini söylemek mümkün ki bir şeyler değişti diyebilmek adına ise belirtelim. 3.81'lerde bulunan 21 günlük ortalamanın üstüne bir fiyatlama almamız gerekiyor diyorduk. Şu an 3.64 seviyesindeyiz. Buraya baktığımızda aşağı yönlü eğilimin devam ettiğini söylemek mümkün. Yukarı doğru hareketler sınırlı kalıyor. İşte ihale vardı bu hafta. İhale sonrası, evet, öncesinde bir yukarı doğru gittik ama sonrasında tekrardan bir alım geldiğini görmekteyiz. 3.66'nın altındayız. 3.66'yı kritik eşik olarak görüyorum. Neden diyeceksin? 5 Ağustos'ta yaşanan büyük katastrofik çöküş esnasında gelinen en noktasıydı. Biz şu anda o bölgenin altına sarkmaya başladık. Demek ki bir şeyler hala burada aşağı doğru baskılanmaya getirme noktasında. Dediğimiz gibi yatırım bankaları tarafında 50 bas puanlık beklenti var ama piyasa tarafındaki beklenti 25 bas puanlık bir faiz indirimi. Bundan sonraki süreçte 50 bas puanlık bir faiz indirimine karşı karşıya kalırsak bir anda şu bölgeyi hızlıca doldurma potansiyelimiz oluşur diye düşünüyorum. Bakalım, burası 3.66 bölgesi bizim için kritik eşik konumunu korumaya devam edecek vaziyette gözüküyor. Burada bir şeylerin bozulduğu, bir şeylerin algının değiştiğini söyleyebilmemiz için yavaş yavaş 21 günlük ortalamada aşağı gelmeye başladı. Şu anda 3.79-59'lara kadar geri çekilmiş vaziyette. O nedenle 3.80'e biz bir set çekelim. 3.80 üzerine bir fiyatlama görürsek o zaman bir şeyler değişti diye adlandırabiliriz. Şu an için potada hala mevcut senaryonun devam ettiğini söylemek mümkün. Aşağıdaki hedeflere doğru giden bir akım var. Peki aşağı yönü giden bu akımın ardından bir de haftalık olarak nasıl bir akım izleniyor Cenk Bey sizce şu anda? Evet, bu haftanın kapanışı bakalım 3.66'nın altında gerçekleşecek mi? Gerçekleşirse yeni bir mecraya giriyoruz. Yeni mecranın hedef bölgesi 3.52'ler olacaktır bizim için. Baktığımız zaman 3.52 önümüzdeki haftanın hikayesi gibi gözüküyor bizim için Fed'in atacağı adımlara bağlı olarak. Ondan sonraki söylemler tabii ki önemli olacaktır. Eğer hakikaten bir silsileye gidecek bir faiz indirim kesintisiz, işte Avrupa Merkez Bankası'nın yaptığı gibi bir faiz indir, bekle bir faiz indir, bekle şimdi Ekim ayında faiz indirimi beklemediklerine yönelik söylemler var. Öyle mi olacak, yoksa Fed başlayıp işte 50 ile başladı, 1.25 yaptı, bir daha 50 yaptı mı olacak?
ya da 25 başladı, 50-25-25 devam etti. Bu şekilde mi olacak? Önümüzdeki günlerin hikayesi. Ona bağlı olarak buradaki bölgenin yeni bir paterne giriyoruz çünkü. O patern 3.52'nin altında 3.07'lere kadar bir mecra açma durumu söz konusu olabilir. Bakalım önümüzdeki günlerin hikayesi. Önümüzdeki hafta biraz daha şekillenecek ama şu an için ilk etapta hedefimiz 3.52'ler gibi gözüküyor buradaki seyre baktığımızda. Peki şimdi şu anda emtia cephesinde bir risk unsuru çok fazla görünmüyor diyorduk. Resesyon fiyatlaması emtia fiyatlarını baskılar bir nitelikte hareket ediyordu çünkü. Tabii böyle bir olgu olunca da DXY tarafında da yine sakin bir seyir ve belirli bant aralıkları içerisinde hareket eden bir fiyatlamayla karşı karşıya ilerliyorduk. 101.06 seviyesindeyiz şu anda Cenk Bey. DXY tarafında beklentimiz çerçevesi devam ediyor. Dördüncü evet. Haftadır biz yine gittik yukarı bir kez daha onay aldık. Özellikle de belirtiyoruz hep şu ortalamanın geçtiği bölge. O ortalama nedir? 200 haftalık ortalamanın yer. 101.69. O bölgenin altında kalmaya devam. Biliyorsunuz bu bölgenin üzerindeki taşmaları biz taşma bölgesi olarak değerlendirdiğimizi, o bölgenin kolay kolay yukarı artık geçilmemesi beklentisine sahiptik. Bundan sonraki süreçte hedef eğer 3.52'lere inecek bir tahvil faizi göreceksek burada 99.60'ların şaşırtıcı olmayacağını, işte yeni bugün değer kazanımı var. Dünkü ECB kararı sonrasındaki işte biraz böyle faslalı şeklinde devam edecek sinyallerin oluşması ister istemez bir şekilde yine euro dolar paritesinin diri kalmasını sağladı. Bu da buradaki fiyatlama üzerinde bir baskı unsuru oluşturduğunu bize gösteriyor. Biraz daha işin şekillenmesi önümüzdeki haftaki FED toplantısından sonra diyelim. Yine belirtiyorum 102 bölgesini ben artık burada üst sınır bölge olarak gördüğümü belirtmek isterim. Çok aksi bir durum olmadığı sürece. Peki bir de günlük olarak incelemek gerekirse Cenk Bey, dolar endeks tarafındaki gelişmeler ne yönde şekilleniyor şu an günlük bazın hemen ardından? Hemen günlük tarafa da bakalım. Günlük tarafta görüldüğü üzere ortalamalara kadar gittik. Evet. Bahsettiğimiz seviye işte üst sınır bölgeyi buraya koymuştuk. 8 günlük ortalama geçti seviye. O bölgeyi aşamadık. 21 günlük ortalama bölgesi. 8 günlük çünkü burada. 21 günlük ortalama bizim için artık üst sınır bölgesi olduğunu hatırlatalım. Niye aynı şekilde 10 yıllık tarafa da 21 günlük ortalamayı koyuyoruz? İşte buradaki hikayeden ötürü. Buradaki süreç zarfında 8 üzerinde kalsa bile 21 günlükler kolay kolay geçilemeyecektir diye düşünüyorum. Bir taban arayışı varmış gibi gözüküyor. Bir bant hareketine girmeye başladı. Burada bir hikaye var ama genellikle dönüşler, bak farkındaysan böyle dip seviyeler olduğu zaman agresif şekilde fiyatlamalar ters yönde hareket ediyor. Buradaki süreç böyle uzamaya başladı ve dalga boylarının yükseliyor olması, marjlara bakarsan bu kadar geniş bantlar olmuyor aslında. Bu bandın bu kadar geniş olması demek ki burada bir dağıtım sürecinden bahsediyor. Yani burası bir taban arayışında olsa daha hızlı bir yükselme ile karşı karşıya kalırdık. Burası sanki böyle bir, burada bir maliyetlenme yapılıyormuş gibi bir algı oluşturuyor. Bendeki bu yatay süreçte karşı karşıya olduğumuz için. Çok teşekkür ederiz Cenk Bey. Değerli analizleriniz için. Evet değerli izleyenler, ons altın tarafına geçeceğiz. Çünkü dün rekor seviyelerdeydik ancak kısa bir ara sonrasında. Takas Bank sundu.